zamanlarda daha 1 ile gidiyorum. Kolaydı ezberim ama yine çok çok kolay ezberliyordum ama hocama veremiyordum ezberimi. Sayfa gözümün önüne gelmesine rağmen okuyamıyordum. Hocam bu konuda çok çok anlayışlıydı. Niye okuyamıyorsun diye sormuştu bana. Ben de işte hocam ezberliyorum şu an sayfa gözümün önünde. Ama bunu okuyamıyorum bir türlü. Hani dilime dökemiyorum. Hocam bana şöyle demişti. Hani kendine oku, Ayetel Kürsi'yi oku, Felak Nas oku. Bunları sürekli oku demişti. Ben yapmıştım bunu 3-4 gün boyunca. Ama bu süre içinde hep en kuytu köşelerdeydim. Hiç arkadaşlarımın arasına gelmiyordum. Hep ezber yapmakla ve ağlamakla meşguldüm. Çünkü çok kolay yapıyorsun ama veremiyorsun ertesi gün dersini. Bu bir hafız için çok acı bir şey. Yapıp da verememek. Hani yapmasan vermesen yapamamıştım dersin. Ama yapıp da verememek çok ağır geliyordu insana. Öyle yapmıştım. Bir gün rüya görmüştüm. Rüyamda bununla kıyaslamak belki doğru değil ama hani Peygamber Efendimiz'e ilk vahiy geldiğinde Cebrail onu sıkıyor. Okuma bilmem dediği anda kemikleri ne kadar hissediyor onu ya. Ben de rüyamda bunu yaşamıştım. Kemiklerime kadar o sıkılma anını ve sonrasında öksürdükten sonra ağzımdan beyaz bir iplik çıktığını ve sonrasında normale döndüğümü hiç unutmam. Eski halime dönmüştüm. Ben sütü çok severim. Hafızlık zamanında da hani sıkıldığım zaman canın isterdi, çok çok isterdi sütü. O gün de istedi ama yani kursta süt yok. Hiç kimsede yok süt. Bir şekilde süt istiyorum. Markete de çıkamıyoruz. Bizim her zaman iznimiz olmuyordu ve vakit. Çünkü vakit bizim için çok değerliydi. Zaman bizim için çok değerliydi. Bir markete gidip gelmek bizim zamanımızı alıyordu. Belki 10 dakikaydı ama 10 dakika bizim belki 3-4 sayfa yapmamız demekti. Canım çok süt istiyordu. Bu saat gece 12'ye kadar devam etti. Acayip istiyordu. Biz gece 2'lere, 3'lere kadar çalışırdık. Bu hafızlığımın son dönemleriydi. Artık hafızlığım bitmişti. Sınava girecektik bir ay sonra kadar. Öyle bir şeydi. Bir gün saat 12'de, gecenin 12'sinde kapımız çaldı. Kapıyı açtık. Ve 2 koli süt. Bir tane abi getirmişti ama o kadar çok sevinmiştim ki o sütleri görünce. Dedim hani Rabbim bu benim duam. Bu benim isteğimdi ve sen karşıladın bunu. Ona çok çok sevinmiştim. O dönemde benim hafız olmayan arkadaşım çok az. Belki 1-2 tanedir. Belki bir tanedir. Çok öyle samimi olduğum arkadaşlar. Arkadaşlarımın hepsi hafız. Ama bunun birkaçı benim ailem. Ailemin çoğu bilmediği sıkıntılarımı o arkadaşlarım bilir. Yani arkadaşların ne kadar değerli olduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu, hafızlık olmasaydı, o arkadaşlarım olmasaydı ben arkadaşların bu kadar değerli ve kıymetli olduğunu öğrenemezdim. Çünkü dışarıda edindiğim arkadaşlar sadece karşılaştığım zaman arkadaş. Ama hafızlıkta edindiğim arkadaşlar her zaman, karşılaşsam da karşılaşmasam da her zaman arkadaş onlar benim için. Ayetler var. Hani dua ile ilgili, sabır ile ilgili, tevekkül ile ilgili ayetler hep dikkatimi çekmiştir. Hatta benim Kur'an'ım mealidir. Hafızlık dönemimde hep onları işaretlemişimdir. Böyle sabırla ilgili olanları, tevekkül ile ilgili olanları hep işaretlemişimdir. Zorlandığımız sayfalar zaten bizim tabirimizde mimlenmiş sayfalardır. Mimlenmiş sayfalarda var. Ben Kur'an'ın her yerini çok çok seviyorum. Ama 25. cüz ve 11. cüzün 5. sayfası benim hala zorlandığım sayfalardır ve cüzdür. 25. ve 11'in 5. sayfası. Niye zorlandığımı bilmiyorum ama hala aşamadım. Hala zorlanıyorum o sayfalarda. Empati kurulabilir. Her dönemde olmasa bile bazı dönemlerde empati kurulabilir. Çünkü bizim her anımız aynı olmuyor. Onlarınki de öyle. Hani biz bazen bunu düşünüyoruz. Hatta şu an benim öğrencilerim olduğu için hocalarımı daha iyi anlıyorum. Bazı dönemler sıkıntılı oluyor. Konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Benim ilk hocam öyleydi. Ezber yapamadığımız zaman sorardı. Niye yapamadın? Ne kadar uğraştın? Hani niye bu olmadı diye direkt yargılamazdı o bizi.
Sorardı mutlaka. Niye yapamadın? Bir sıkıntın mı vardı? Ailenle ilgili bir sıkıntı mı var? Ya da arkadaşlarınla ilgili bir sıkıntı mı var diye mutlaka sorardı. Öylesi bence daha güzel oluyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine la yed'une me'allahi ilaha İlahen ahara ve la yegtülünen nefselleti harramallah harramallahu illa bil haqqi ve la yezunun ve men yef'al zalike yelqa esama. Hafızlık